Sorabilir miyim? Biri yengenizin yarım milyon dolar değerindeki mücevherlerini çalmış. Şaka yapıyor olmalısınız. Gizli kasasından mı? Öyleyse çok usta bir hırsız olmalı. Evet. Ya da biri içeriden girmiş. Ama kimin yaptığını bulacağımıza emin olabilirsiniz. Umarım bulursunuz. Bakın, eğer bana bir ihtiyacınız yoksa gidip yengemle konuşacağım. Belki onu biraz teselli edebilirim. Gitmeden önce Cuma gecesini birlikte geçirdiğin arkadaşının adını yazar mısın bana? Tabii. Buyurun. Yazdım işte. Bu arada bu iş bitmeden eğer şehirden ayrılmayı düşünüyorsan vazgeç. Bu ne demek oluyor dedektif? Benden kuşkulanıyor musunuz yoksa? İşimiz bu. Biz herkesten kuşkulanırız. Kendinize gelin dedektif. Ben yıllardır bu evde kalıyorum. Benden kuşkulanmaya hakkınız yok. Biz polisiz Bay Thomas. Yengeniz kasa şifresini kendisinden ve kocasından başka kimsenin bilmediğini söyledi. Kaldı ki kasa asla yabancının bulamayacağı bir yerde gizli. Bu da hırsızın dışarıdan değil, içeriden biri olduğunu gösteriyor. Oldukça zeki biri misiniz dedektif? Kendini zeki zanneden birçok kişiden daha zekiyimdir Bay Thomas. Gidebilir miyim? Acele etmeyin, bir şey daha soracağım. Buyurun. Bu evde, özellikle sizin kaldığınız bu katta gizli geçitler, gizli bölmeler varmış. Bunların yerini biliyor musunuz? Yok, hayır. Neden sordunuz? Burada soruları siz değil, biz sorarız. Gidebilirsiniz Bay Thomas. Sağ olun. Lindsay, bu herifi hiç sevmedim. Ukala birine benziyor. Sence katil olabilir mi? Bilmiyorum. Gerçi vücut yapısı uyar ama katilin yüzünü doğru dürüst göremedim ki. Bu yüzden odur diyemeyeceğim. Keşke diyebilseydin de onu hemen tutuklasaydın. Her neyse, sen bir şey bulabildin mi burada? Evet. Bak, yerdeki acem halısının üzerinde bir leke var, görüyor musun? Leke mi? Evet. Üzeri silindiği için biraz sertleşmiş ve rengi de açılmış. Sence bu ne anlama geliyor Nesin? Belli ki ölen kızın kanı. Olabilir ama halının bu hali yeterli bir delil sayılmaz bizim için. İkinci bölümü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak ümidiyle, hoşça kalın. Arkası yarın. Cinayeti gören kadın. Üçüncü bölüm. Yapım yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Johanna Wayne. Uygulayan Tayfun Türkeli. Ses kayıt Mahmut Acar. Kurgu Didem Türkmen. Lindsay festival için geldiği Los Angeles'ta bir cinayete tanık olur. Kız arkadaşlarıyla birlikte festival arabasının üzerindeyken evin birinde asker giysili bir adamın genç bir kızı bıçaklayarak öldürdüğünü görür ve sonra da heyecandan düşerek bayılır. Hastanede gözlerini açan Lindsay polislere gördüğü cinayeti anlatır. Olaya cinayet masası dedektifi Graham el koyar ve yanına Lindsay'i alarak cinayetin işlendiği eve gider. Ev çok zengin bir aileye aittir. Evde Bayan Ruby adında bir hizmetkar vardır. Kadın festival gecesi evde bir şey olduğunu söyler. Ortada bir ceset ve elinde bir delil olmadığı için Graham Lindsay'e yapabileceği bir şey olmadığını söyler. Ancak ertesi günü yurt dışından dönen evin hanımı Bayan LeBlanc, dedektif Graham'ı arayarak evindeki mücevherlerin çalındığını söyleyerek evine çağırır.
Graham yanına Lindsay'i alarak eve giden dedektif hırsızlığı araştırırken, Lindsay de cinayet işlenen odaya çıkarak kan izi araştırır. Biraz sonra aradığını bulur Lindsay. Yerdeki halı yeni temizlenmiş ve rengi de açılmıştır. Lindsay halıyı dedektif Graham'a da anlatır. Dedektif cinayete inanmıştır ancak ortada ne ceset ne de katil vardır. Ne düşünüyorsun Liz? Graham, ben bugün sana haber vermeden bir şey yaptım. Umarım başını belaya sokmamışsındır. Bu sabah Bayan Rubin'in evine gittim. Ne? Ne dedin? Bayan Rubin'in evine gittim dedim. Kendisi evde yoktu ama orada büyük oğlu Jerome ile karşılaştım. Beni içeri çağırdı. Peki girdin mi? Evet girdim. Kızma, bunu yapmamalıydım ama yaptım. Ve eve girdim işte. Nasıl yaparsın Dins? Seni o kadar uyardıktan sonra... Bir dakika dinle beni. İçeriye neden çağırdığını merak ettiğim için girdim. Oturma odasında konuşuyorduk ve telefon çaldı. Jerome mutfağa telefona bakmaya gidince ben de etrafı gözden geçirdim ve... Lindsay, elinde arama izni olmadan bunu nasıl yap? Bırak şimdi arama iznini. O izin sizin için geçerli, ben polis değilim. Her neyse, sonra? Odanın birinde öldürülen kızın resmini buldum. Ne? Emin misin bundan? Elbette. Gördüğüm bir yüzü asla unutamam. Odada çerçeve içinde asılı duran kızın resmi öldürülen kıza aitti. Ve Garo'nun yatağının başucunda asılıydı. Garo'nun odası olduğunu nereden biliyorsun? Biz onun annesinin evinden taşındığını, başka bir yere gittiğini öğrendik. Jerome, Garo'nun odası olduğunu ve kızın da Garo'nun arkadaşı olduğunu söyledi. Belki de o kız geçen gece Bayan Rubin'in Garo'na söz ettiği Roxy adlı kız olabilir. Olabilir. Zaten Garo da annesine o kızı bir daha görmeyeceğini söylememiş miydi? Garo belki de kızı öldürdüğü için böyle söylemiş olamaz. Hayır, benim evde gördüğüm asker kıyafetli katil Garo değildi Graham. Boyu, postu, her şey farklı. Peki ya Jerome? O olabilir. Ona iyice bakmış olmalısın. Yapısı biraz benziyor ama yüzü hakkında fazla bir şey söyleyemem. Jerome'nin yüzü sargı içindeydi, burnu şişmişti. Kaza geçirdiğini söyledi. Sonra Jerome'nin saçları sarı, katilin ise siyahtı. Cinayetin işlendiği odada yaşayan Thomas LeBlanc gibi mi? Evet ama katilin yüzünü göremediğim için bir şey söyleyemeyeceğim. Ama vücut yapısı Thomas'a benziyor katilin. Ne var ki Thomas'ın o gece başka bir yerde olduğunu ispatlayacak kişileri var. Merak etme. Dedektif Rooster Thomas'ın birlikte olduğunu söylediği kişileri araştırıyor. Gel işte. Benimle merkeze gelecek misin? Hayır, arabam burada. Ona binip otele gideceğim. İnelim hadi. Sonra görüşürüz Graham. Görüşürüz. Ha baksana, akşam yemeğini birlikte yiyelim mi? Bundan büyük zevk duyarım dedektif. Arabanın içinde yeşil bir elbise var. Aman Allah'ım, elbise kan lekeleri içinde. Ama ben bu elbiseyi tanımıyorum. Graham! Graham! Ne var Liz? Çabuk buraya gel. Ne var Liz? Bir şey mi oldu? Elbiseye bak Graham. Görüyor musun? Üzeri kan lekeleri içinde. Evet, görüyorum. Kimin elbisesi? Kimin olacak? Cinayete kurban giden kızım. Biz seninle labirentlerin elindeyken biri bunu arabama koymuş. O elbisenin o kıza ait olduğuna emin misiniz? Elbette. Başından beri bu cinayetle ilgili delil istiyorum. İşte sana delil. Benimle gel. Senin oteline gidiyoruz. Neden? Eşyalarını toplayacağız. Artık tehlikedesin. Tek başına otelde kalmana izin veremem. İyi ama nerede kalacağım? Ben de kalırsın. Bu şehirde en güvenli yer demiyorum. Gel hadi. Bak buna gerek yok. Akşam uçağıyla Neşvil'e dönebilirim. Bunun için artık çok geç. Bu kadın elbise her şeyi değiştirdi. Biri senin kim olduğunu biliyor ve hareketlerini izliyor. Bu yüzden benimle gelmek zorundasın. Bunun böyle olacağını biliyordum. Bu işi bize bırak. Kendini tehlikeye atma dedim. Bak sonunda dediğim çıktı. Katil senin peşinde şimdi. Oh, abartıyor olabilirsin Graham. Elbisenin benim arabama konulması bunu kesinlikle katilin yaptığı da benim tanık olduğumu bildiği anlamına gelmiyor. Gelmez mi? Öyleyse neden sen? Neden o gece seninle olan diğer kızlar değil de sen? İyi ama senden başka benim gerçek kimliğimi bilen yok. Herkes beni polis zannediyor.
Belki de biri cinayeti kimin işlediğini biliyor ve bana bir ipucu vermek istiyor.